Bu videoda size enerjiden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bahsedeceğimiz enerji yaşam enerjisi yani hepimizin yaşayabilmek için, düşünebilmemiz için, hatta benim şu an yaptığım gibi bu tür videoları hazırlayabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz enerji. Bazılarınız bu enerjinin nereden geldiğini tahmin etmişsinizdir. Gezegenimizin yüzeyi sürekli olarak güneşten gelen ışık enerjisinin bombardımanı altında. Ek olarak gezegenimizde bu ışık enerjisini alıp kimyasal enerji olarak depolayabilen organizmalar olduğunu da biliyor olmalısınız. Bu organizmaların birçok çeşidi var. Ancak bunların günlük hayatımızda en çok karşımıza çıkanları tabii ki bitkiler. Buraya bir tane bitki çizelim. Bu bitki güneşten gelen ışık enerjisini topraktan aldığı su ve havadan aldığı karbondioksit ile birlikte kullanarak ki bundan karbon sabitlemek olarak da bahsedildiğini duyabilirsiniz. Yaşamını sürdürür. Güneşten aldığı enerjiyi dokularında depolar. Eğer bu dokuyu parçalayacak olursak, enerji de salınmış olur. Bu gerçekleşirken fotosentez yapan organizmaların, birincil üreticilerin ya da e, ototrofların atmosfere moleküler oksijen bıraktıklarını da biliyoruz. Burada olanları kimyasal terimler kullanarak açıklayacak olursak fotosentez adı verilen süreci şöyle özetleyebiliriz: Bitki Havadan karbondioksiti ve topraktan suyu alır. Bu tepkimenin yakıtı da güneşten gelen ışık enerjisidir ve sonuç olarak bitkinin elde edilen kimyasal enerjiyi depolayan kısmı bunu organik bir formda depolar ve bunun birincil çeşidi de glikozdur. Yani C6H12O6. Glikoz dedim ancak bazılarınızın şu anda Bitkilerin hepsi tatlı değildir ki diye düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum. Bu glikoz zincirlerini bir araya getirirsek büyük karbonhidrat molekülleri elde ederiz. Bir miktar adaptasyon ile de nişasta. Bitki dokularının çoğu nişastadır. Bir başka deyişle bunun çeşitleri ya da bunun çeşitlerinin bir araya gelmiş hali diyelim. Ancak az önce de söylediğim gibi işin önemli kısmı bunun bir enerji deposu olarak kullanılmasıdır enerji bitkinin kendi dokularında depolanır. Tepkimenin bir diğer ürünü de atmosfere salınan moleküler oksijendir. Ve bu da fotosentezin ta kendidir. Fotosentez kelimesini inceleyecek olursak, foto ışık, sentez ise bir şeyi oluşturmak ya da üretmek anlamına gelir. Fotosentez, ışık enerjisini kullanarak karbonu sabitler ve bitkinin enerji depolamasını sağlar. Bu noktada aklınızda enerjinin bu şekilde depolanması iyi güzel de ben bu enerjiyi nasıl kullanıyorum sorusu belirmiş olabilir. Enerji kullanımı tüm canlı sistemlerin başka bir deyişle hepimizin yapmak zorunda olduğu bir şeydir ve hepimiz bunu solunum yoluyla yaparız. Solunumdaki kimyasal tepkimenin neye benzeyeceği hakkında bir tahmininiz olduğunu düşünüyorum. İşe depolanmış enerji formu olan glikozla başlayacağız. C6H12O6 Buna oksijen eşlik edecek. Solunum yaparken oksijene ihtiyaç olmasının, yani oksijene ihtiyacımız olmasının sebebi de budur. Bunun sonucunda da karbondioksit ortaya çıkar. Verdiğimiz nefesin karbondioksit olmasının sebebi de budur arkadaşlar. Ürünlerden bir diğeri su, sudur. Ve bir diğeri de ki solunumun asıl amacı da budur, hücresel enerji. Biyoloji derslerinde buradaki depolanmış enerji formunun farklı formlara nasıl dönüştüğünü, farklı mekanizma ve hücrelerde nasıl kullanıldığını, örneğin yürümek için, hücrelerin çoğalması için nasıl kullanıldığını görürüz. Peki, ne kadar fotosentez gerçekleştiğini nasıl ölçebiliriz? Aynı soruyu birincil verimliliğin ne durumda olduğunu nasıl ölçebiliriz şeklinde de sorabilirim. Şu şekilde düşünebiliriz. Bir ekosistem buluruz. Bu ekosistemin yüzeyindeki belirli bir alanı arkadaşlar ele alırız. Bu bir kara ekosistemi olabilir ya da bir su ekosistemi olabilir. Sonra da belirli bir zaman aralığında ki bu çoğu zaman bir yıldır, bu yüzeyde nedenli gelişim olduğuna bakarız. Gelişimin çok olması fotosentezin de çok olduğu anlamına gelir. Ne kadar gelişim olduğunu ölçmek için biyo kütleyi gram olarak ölçebiliriz. Bu arada arkadaşlar biyo kütle gelişim gösteren biyolojik öğelerin kütlesidir. Bu ölçüm yapılırken sonuçların tutarlı olması için su ölçüme dahil edilmez. Ya da bunu kaloriye çeviririz. Buradan genellikle bin kalorilik ya da e, kilo kalorilik sonuçlar elde edilir. Bu arada yiyecek ambalajları üzerinde gördüğümüz e, kaloriler aslında kilo kaloridir. Şimdi bunları da söyledikten sonra kütle ve kilo kalori ya da kalorinin, kilo kalori ya da kalorinin, aslında bir enerji çeşidi olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Bu ikisi arasında dönüşüm yapılabilir. Demek istediğim, belirli bir gramajdaki biyokütlenin içinde depolanmış belirli miktarda enerji bulunur. Bu enerji tüm hayvanların kullanabileceği ya da bizim kullanabileceğimiz türden bir enerji olmayabilir ama sonuç olarak enerjidir. Birincil verimlilik dediğimizde aklınıza Bitkilerin ürettikleri bu enerjinin bir kısmını kendileri için kullanmaları gerekmez mi sorusu gelmiş olabilir. Bitkilerin bu enerjiye tabii ki ihtiyaçları var. Hatta fotosentez yapmalarının amacı da bu zaten. Bu enerjiyi solunum yapmak, metabolizmalarını devam ettirebilmek, üremek ve büyümek için kullanırlar. Belirli bir alandaki üretimin ne kadar olduğunu incelediğimizde net birincil verimliliği elde ederiz başka bir de işte yapılan fotosentez eksi yapılan solunum bundan bahsediyorum. Yapılan fotosentez bize brüt birincil verimliliği verirken bundan solunum için gerekli hücresel ya da kimyasal enerjiyi çıkarırsak net birincil verimliliği buluruz. Bu söylediklerimin biraz daha anlaşılır olması için oldukça verimli bir ekosistemi ele alalım. Mesela bir yağmur ormanını. Arka plandaki gibi bir yağmur ormanı bunun gibi oldukça verimli bir ekosistemde bir metrekarelik bir alanı değerlendirdiğimizi düşünelim. Bu alanda bir yıl içerisinde 2.000 gram biyokütle gelişir. Bu da yağmur ormanının net birincil verimliliğinin metrekare başına 2.000 gram olduğu anlamına gelir. Eğer kilokalori cinsinden düşünmek isterseniz her bir gram biyokütlenin kaç kilokaloriye denk geldiğini düşünmek gerekir ve bu biyokütle çeşidi ile yakından ilgili bir şeydir. Bu biyokütlenin her bir gramında 4 kilokalori olduğunu varsayalım, tamam mı? 2000 gram bölü metrekare çarpı yıl çarpı 4 kilokalori bölü gram. Gramlar birbirlerini götürür ve geriye 8000 kilokalori bölü metrekare çarpı yıl kalır. Bu net birincil verimliliktir. Neden? Çünkü bitkilerin Solunumundan sonra geriye kalandan bahsediyoruz. Peki, brüt birincil verimliliği nasıl buluruz? Bunu doğrudan bulabilmek pek mümkün olmasa da, eğer solunumun değerini bulabilirsek bunu hesaplayabiliriz. Bu ekosistemden bazı bitkileri alıp karanlık bir odaya koyarız. Ne kadar oksijen kullandıklarını ölçeriz ve bu sayede solunumun değeri için de bir fikrimiz olabilir ne kadar solunum gerçekleştiğini oksijen ve karbon oranlarına göre de hesaplayabiliriz. Ancak elimizde net birincil verimlilik ve solunum oranı varsa, brüt birincil verimliliği kolaylıkla bulabiliriz. Diyerek videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bunların son derece faydalı ölçümler olduklarını bilmelisiniz. Yaşamamızı sağlayan enerjinin nereden geldiği önemli bir konu arkadaşlar. Ekologların bakış açısından düşünecek olursak, bir sistemin ne kadar verimli olduğu ya da verimini nelerin arttırdığı ya da düşürdüğü gibi konular oldukça önemlidir. Bu arada bu rakamların oldukça yüksek olduğunu, yani söz konusu bir çöl olduğunda rakamın yüzlü bir rakam olacağını da eklemek istiyorum.